Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet, bir federal bölgeden oluşan 9.147.000 kilometrekarelik karayüz ölçümüne sahip büyük bir ülkedir. Amerika'nın 330 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 3. ülkesidir. Coğrafyada imkansız diye bir şey yoktur. Amerika sınırlarındaki kara parçasının sınırlarının bir doğal afet sonucunda deniz olduğunu düşünürsek ne olurdu? Hadi izleyelim. Amerika deniz olduğunda bu 330 milyon kişinin en az yarısı hızla ülkeyi terk eder ve mülteci durumuna düşerdi. En çok mülteci ise sınır ülkeleri olan Meksika ve Kanada alırdı. Bunun yanı sıra Türkiye de gelen mültecileri kabul ederdi. Amerika'nın deniz olmasıyla Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus birleşirdi. Amerika'nın güneyinde bulunan Meksika bir yarımada olur, Kanada da artık bir ada ülkesi olurdu. İki okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı önemini kaybederdi. Panama oldukça büyük ekonomik kayıplar yaşardı. Dünyanın kara yüz ölçümü 149 milyon kilometrekareden 140 milyon kilometrekareye düşerdi. Amerika'nın deniz olmasıyla sinema sektörünün devi Hollywood çökerdi. Hollywood yıldızlarının Hindistan film şirketi olan Bollywood'a transfer ederdi. Askeri alanda en güçlü ülke olan ve en çok silah ihracatı yapan Amerika'nın deniz olmasıyla Amerika'dan silah satın alan terör örgütleri zor duruma düşerdi. Amerika'nın deniz olmasıyla büyük ölçüde NATO dağılırdı. NATO ülkeleri de artık Rus tehlikesine açık bir hale gelirdi. Amerika'nın olmadığı bir dünyada Rusya rahat bir nefes alır, Doğu Avrupa, Balkanlar veya Kafkasya'da istediği gibi hareket ederdi. Tayvan üzerinde hak iddia eden Çin bu ülkeyi ihlak ederdi. Kuzey Kore, Güney Kore'nin üzerine harekete geçerdi. NATO'nun bombalamasıyla geri çekilen Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya girerdi. Bunun yanı sıra Amerika'nın kendi yandaşı olmadığı bir ülke için iç savaş çıkarma, darbe yaptırma gibi bir huyu vardır. Amerika'nın yok olmasıyla başta Güney Amerika ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere birçok ülke bu konuda rahat bir nefes alırdı. Neredeyse bütün dünyanın kullandığı ve Amerika'nın para birimi olan dolar da Amerika'nın deniz olmasıyla tarihe karışırdı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'nın deniz olmasıyla dünya ticareti ve ekonomik dengesi alt üst olurdu. Amerika'nın oldukça güçlü olduğu Suriye'den çekilmesiyle Suriye üzerinde söz hakkı Rusya ve Türkiye'nin olurdu. Yine Amerika'nın deniz olmasıyla Küba ve Meksika'nın üzerindeki Amerikan baskısı da sona ererdi. Meksika'dan Amerika'ya geçmek isteyen kaçak göçmenler istikamet değiştirip güneye ilerlerdi. New York, Los Angeles ve Chicago gibi şehirlerde bulunan gökdelenlerin bir kısmı su üstünde kalırdı. Bu gökdelenler de artık balıkların yuvaları olurdu. Amerika'nın inanılmaz bir tüketim kültürü vardır. Amerika'nın deniz olmasıyla dünya kaynaklarının tüketimi hızla düşerdi. Amerikan sanayisi büyük oranda hava ve okyanus kirliliğine sebep olmaktadır. Amerika'nın olmadığı bir dünyada sera gazı salınımı oldukça düşerdi. Dünya siyasetinde Amerika'nın yerini almak isteyen Çin ve Rusya karşı karşıya gelir ve mücadeleye başlardı. Avrupa ülkeleri Rusya'nın yanında olup Çin'i karşılarına alırdı. İsrail ise en büyük destekçisini kaybeder, artık diken üstünde yaşamaya başlardı. Amerika'nın deniz olmasıyla merkezleri Amerika'da bulunan Apple, Microsoft ve Amazon gibi dünyaca ünlü markalar kapanırdı. Dünyada iletişim ve teknoloji sektörü sekteye uğrarken diğer markalar amiyane tabirle bayram ederdi. Başta Harvard olmak üzere pek çok üniversite sular altında kalırdı. Bu üniversitelerde görev yapan akademisyenler ya kendi ülkelerine döner ya da dünyanın diğer ülkelerine dağılırlardı. Sizce Amerika olmasaydı veyahut bir deniz olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Videomu beğendiyseniz diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.